Lezzetli yemekleri, kültürel yapıları ve doğal güzellikleriyle Tokat'ı keşfetmek için yola koyuluyoruz. İstanbul'dan yaklaşık 790 kilometrelik mesafeyi 10 saatlik bir yolculuk yaparak Tokat'a ulaşabilirsiniz. Erbaa, Turhal, Niksar, Zile, Reşadiye, Almus, Pazar, Başçiftlik, Yeşilyurt, Artova ve Sulusaray, Tokat'ın ilçelerini oluşturmaktadır. 602.662 kişilik toplam nüfusa sahip Tokat ilimiz, Karadeniz bölgemizin doğusunda yer alan, Karadeniz'e kıyısı olmayan, binlerce yıllık geçmişe sahip bir şehrimizdir. Şimdi Doğu Karadeniz bölgemizin sakin şehrini, kültürünü, doğasını ve güzelliklerini görme vakti. Düşün peşimize! Biz gideriz, yol bizi en güzel yere ulaştırır. Çünkü bu memleketin her karışı ayrı bir değere sahiptir. İşte Tokat'tayız. Bir yanı Karadeniz, bir yanı İç Anadolu bölgesine bakan iki ayrı kültürle harmanlanmış bir şehirdir Tokat. Şehir, Deveci Dağları'ndan doğarak Yeşilırmak'a karışan bir akarsu vadisinin yamaçlarında kuruludur. Durağımız Tokat Kalesi. İlk izleri 5. ya da 6. yüzyıla uzanan kale, Malazgirt Zaferi'nden önce Danışmentlerin idaresinde olan kale, 1071'den sonra Anadolu Selçuklularının eline geçmiş. Doğal kayalar üzerine inşa edilen kalenin yalnızca içindeki odalar insan eliyle meydana getirilmiş. Burası 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılı şerefine 1902'de yaptırılmış Tokat Saat Kulesi. Yüksekliği 33 metre olan saat, yıllardır çıkardığı sesle şehrin her semtinden kolaylıkla duyulabiliyor. Geçmişten günümüze pek çok iz barındıran bu şehirde tarihi eserlere Tokat Müzesi ev sahipliği yapıyor. Önceleri amatör olarak yapılan müzecilik faaliyetleri 2012 yılında Tokat Bedesteni'nde resmi olarak başlamış. Anadolu müze kütüphaneleri içinde bilinen en eski el yazması Kur'an-ı Kerim, Hititçe tabletler ve Helenistik döneme ait kılıç sergilenen önemli eserler arasında yer alır. Tokat'ın caddeleri, sokakları bir açık hava müzesinden farksız şekilde tarihi yapılarla uzar gider. Tarihin en yakın tanıklarından biri, Kırk Kızlar Medresesi olarak da bilinen Yağbasan Medresesi. Kazanılan bir zaferin ardından doğduğu için babası tarafından düşman basan anlamına gelen Yağbasan adı verilen Danışmenti hükümdarı tarafından yaptırılmıştır.
Yağbasan Medresesi'nin batısında bir diğer ecdat yadigarı, Deveciler Hanı olarak bilinen Fatih Mehmet Paşa Hanı bulunuyor. 450 yıl önce inşa edilen yapı, tek kişilik özel konaklama odalarıyla günümüz otelcilik anlayışının da ilk örneklerindendir. Yolcular gelip geçmiştir bu diyardan yüzyıllar önce de. Tokat'ın gönlü bol misafirperverliğiyle ağırlanmıştır. Anıtsal mimarisiyle bir başka hansa Tokat'ın sembol yapılarından biri olan Taşhan'dır. 17. yüzyılın ilk yarısında yaptırılmıştır. Revaklı, açık avlulu, iki katlı bu Osmanlı yapısı, Türkiye'nin mimari yapısıyla göz dolduran en güzel beş hanından biri olup, Anadolu'daki en büyük şehir hanları arasında da gösterilir. Meydan Caddesi üstünde yer alan Pirhan ve Sedirhan'sa yapılışlarının üstünden yüzyıllar geçmesine rağmen beden duvarlarıyla hala ayakta kalabilmiş iki tarihi handır. Günümüzde birer sosyal tesis olarak Tokat insanına, Tokat'tan gelip geçenlere hizmet etmeye devam ediyorlar. Şehri Tokat'ın minareleri de yüzyıllar öncesinden başlamıştır gökyüzünü süslemeye. Halk arasında Meydan Camii diye de anılan Hatuniye Camii, 1485 yılında Sultan II. Bayezid tarafından annesi Gülbahar Hatun adına yaptırılmıştır. Anne muhabbetinin hayra, hayrın ahirete taşınışının en güzel örneğidir bu anıtsal yapı. Tokat'taki en büyük Osmanlı eseri ise Ali Paşa Camii. Sultan II. Selim devrinde Ali Paşa tarafından 1572 yılında yaptırılmış. Ali Paşa'nın Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Bayezid'in damadı olduğu da rivayetler arasında. Kitabesi bulunmayan camide Ali Paşa'nın eşi ve oğlu Mustafa Bey'in türbeleri de bulunuyor. Anadolu'da bir tek Selçuklu ve Osmanlı eserleri bulunmaz elbette. Tokat Ulu Camii, beylikler döneminden günümüze ulaşmış o kıymetli yapılardan biridir. Danışmentliler Beyliği döneminde 12. yüzyılda inşa edilmiş. Tokat'ın maneviyatına güç katan, kıymete değer miraslarından biri de Musta Mevlevihanesidir.
17. yüzyılda Sultanahmet'in vezirlerinden Yeniçeri Ağası Musta Ağa, diğer adıyla Sülün Mustafa Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Zamanının dervişlerini, din adamlarını ağırlayan, dini törenlerine sahne olan Mevlevihane, mimari özellikleri bakımından Türkiye'nin ve dünyanın en görkemli ahşap Mevlevihaneleri arasında gösterilir. Mevlevihane bahçesinin güneydoğu köşesinde Mevlevihane ile aynı dönemde müştemilat olarak inşa edilmiş bir yapı daha bulunur. Mevlevihane şeyhlerince kullanılmış olan bu yapıda Muslu Ağa Köşkü olarak anılır. Köşk içindeki süslemelerde birkaç farklı dönem mimari üslubunun bir arada kullanılmış olması ilgi çekicidir. Tokat'ın kültürüyle yoğrulmuş insanlarının bir zamanlar yaşadığı evlerden geriye pek azı kalmıştır bugün. Latifoğlu Konağı, o zarif mimari yapılardan biridir. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda yer alan konak, 18. yüzyılda barok üslubunda inşa edilmiştir. Ahşap oymaları ve kalem işi süslemeleriyle kıymet taşıyan bu yapı, 1988 yılında geleneksel yapısına uygun döşenerek müze ev olarak hizmete açılmıştır. Tokat, güzel tabiatı, Yeşil Irmağı ve Hıdırlık Köprüsü ile kendinden söz ettirir. Bu köprü Selçuklu devrinde Pervane Seyfettin Hamit tarafından 1250 tarihinde yaptırılmıştır. Yöre halkı için olduğu kadar Selçuklu'nun tarihi açısından da ayrı bir öneme sahiptir. Hükümdar 2. Gıyasettin Keyhüsrev ölünce İzzettin Keykavus, Rükneddin Kılıçarslan ve Alaaddin Keykabut tarafından 3 oğlu saltanat kavgasına düşer. Devletin parçalanmaması için Selçuklu Devleti'nin ileri gelenleri araya girer ve bugün Hıdırlık Köprüsü'nün bulunduğu yerde üç kardeşin anlaşması sağlanır. Sonrasında bir süre ülkeyi birlikte yönetirler. Hıdırlık Köprüsü'nün yapımı da bu tarihe denk gelir. 700 yıldır ayakta kalan heybetiyle kardeşler arasındaki dostluk ve barış köprüsünü simgeler gibidir adeta. Memleket dendi mi canına can katar Tokat insanı. Bir başkadır orada günün doğuşu, ayın kara gecede salınışı. Havası bir başka, sözü bir başkadır. Ekinleri süsler tarlaları. Bağ bahçesi Yeşil Irmağın suyuyla hayat bulur. Toprağın, suyun kıymetini de bilir Tokat insanı. Bağrında büyüdüğü Anadolu'nun da. Hasret bir başkadır. Çamlıbeli'nin bozkırından, çam içinin çam kokularından yayılırsa, başının üstünde taşır memleket rüzgarıyla ulaşan dost selamını.